Memur Barış'ın masası burası. Kendisi birazdan gelir. Bekleyin. Teşekkürler. Sağ ol. Merhaba. Nedim Bey, Nadir Salık benim. Konuya nasıl gireceğimi bilemiyorum ama Oya korkunç bir kumpas düzenledi ve beni bu oyuna alet etti. Ve o günden beri vicdanım beni rahat bırakmıyor. Lütfen bir an önce sadede gelir misiniz? Uzun süredir Nedim Bey'i takip ediyordum. Ceren Hanım'ın bebeği hastanede ölmedi. Ölen başka bir bebekle onu değiştirdi. Yaşıyormuş. İnanamıyorum. Amacınız neydi? Bebek kardeşimin dedi. Tehlikede olduğunu söyledi. Sonra onun Cenk Bey'den olduğunu öğrendi. Bebek o köşkte yaşamalı dedi ve annesi köşkte yaşayan Başak diye birine verdi onu. Yani şimdi o bebek gerçekten inanamıyorum. Bakın doğru söylüyorsunuz değil mi? Yemin ederim. İnanın sizlere çektirdiğim acılar için çok pişmanım. Lütfen, lütfen beni affedin. Meydan da bunlara kaldı iyice. Maşallah hiç ayrılmıyorlar. Allah bilir ne karıştırıyorsunuz siz. Başak. Bir gelsen konuşalım. Benim biraz işim var da sonra konuşsak. Çok uzun sürmez merak etme. Ne oldu? Oya'nın yanından mı geliyorsunuz siz? Bir şey mi dedi size? Gerçeği senden saklamayacağım Başak. Sen her ne kadar bizden saklamış olsan da ben saklamayacağım. Biz senin bebeğini kaybettiğini biliyoruz. O her şeyi anlattı. O bebeğin senin olmadığını biliyoruz. Ne saçmalıyorsunuz siz ya? Nedim, o bebek benim. Başak. Bence işi zorlaştırma. Sana ne oluyor ya? Nedir bu saçmalık? Başak, biz o bebeğin senin olmadığını ve kimin olduğunu biliyoruz. Oya o bebeği sana verip seni köşke yolladı. Çünkü o bebek Ceren'in.